Evet arkadaşlar, Aktau'ya gidiyorum. Gemiyle Kazakistan'a geçeceğim. Şu anda limana doğru gitmeye çalışıyorum. Otobüse falan bineceğim, sonra taksi falan varmış. Bakacağım işte nasıl gidiliyor. Daha önce hiç gitmedim. Şuradaki otobüsler bir yere kadar götürüyor. Sonrasında taksiler götürüyormuş. Otobüslerin götürdüğü yerden sonra bir 2-3 kat daha yolum var. Otobüsten gideceğim şu yolun karşısına, oradan bakacağız şimdi neler oluyor. Etrafım komple taksi şu an. Şöyle, bunların hepsi taksi. Şuradakiler de taksi. Şurada da taksi var. Hepsi taksi bunların. Yolun karşısında da taksi. Hepsi sivil. Öyle götürüyorlar. 3 manata, 5 manata bir yerlere götürüyorlar. 1-2 manata bazen. Arabayı doldurdular mı gidiyorlar. Mirvan diyor da ben Eret'e gidecek adam bulamadım. Nasıl bulacağım bilmiyorum. Gelir dedi birazdan bir tanesi ama. Yolun karşısında mı geçsem acaba? Bir de gideyim oraya sorayım. Taksilerden birine bindim. Herkes 10 manat falan diyor işte. Dedim 5. Sormuştum buranın yerlisi olan şeylere, kişilere. 5 manata en fazla tutar demişlerdi. Herkes 10 manat falan filan diyor. Birisi de diyor ki 20 manat ha dedim. Aynen. Sonra hemen ona düşüyor falan. Sonra birini buldum işte. Dedim 5 manat. Döndüm yok dedim, gelmiyorum. Sonra geri çağırdı. 6 manat dedi, yok dedim. 5 manat. Tamam, 5 manata anlaştık. Gideceğiz bakalım ne zaman. 2-3 kişi daha bekliyor herhalde. Ama biraz zor gibi oraya. Neyse. Limanda görüşürüz. Abi geldim şimdi. Limandayım. Karşıya geçeceğim şuradan. Ulan burası. Nereden giriliyor ki? Bayağı bir yol geliyor bu ara taksi. 5 manat çok ucuz. 50-60 kilometre yol. Yakıt ucuz diye taksiler de ucuz burada. Nereden giriliyor lan? Şuralardan şeyler var gibi. Heh, şurada yol var. Burada iniş var mı peki? İşte buradan gideceğiz ya. Oğlum bir türlü gelemedim girişe ya. Nerede lan bu giriş? Şurada ok vardı. Lan burası. Neyse. Girdim gibi. Bakalım. Burada bir şeyler yapıyorlar. Ben doğru yere gelmişim ya. Yanlışmış ya orası. Liman değilmiş. Biraz daha ileri gideceğim. İçeri girene kadar kimse bir şey söylemiyor. Geç ben sormadım. Aynen biraz daha limana benziyor. Göstereyim şöyle. Görünüyor mu? Göremiyor da. Biraz daha liman gibi arabalar falan var. Limana geldim. Girişte Kazakistan kasası var. Kazakistan kasasından form veriyorlar. Bilet ücretini sonra buradaki Azerbaycan'ın bankası olan Kapital Bank'a yatırıyorum. Yatırdım yani. Ondan sonra fişi verdikten sonra biletimi verdiler bana. Gemi akşam falan kalkacak herhalde. Gecikme olabilir dedi. Geceye kadar kalabilir dedi hava durumuna göre. Bekleme salonunda bekliyorum şu an. Burada bir bekleme salonu var. Öyle. Gelirken yiyecek bir şeyler almıştım.
Onları işte idare edeceğiz aşkım akşama kadar. Burada bir şey alabileceğim bir yer görmedim. Valla arkadaşlar dün sabah geldim buraya. Akşam kalkacaktı sözde gemi. Gece ertelendi. Gece de yarın öğlen falan dediler. Yani öğleni geçti. Tekrardan ikinci günün akşamı oldu. Bir şey demiyorlar artık. Ne zaman kalkacak bilmiyorum. Gece kalkar inşallah. Neyse ki burada yatacak yer falan var. Böyle beklediğim bir alan var. Şöyle bir yer. Öyle. Bekliyorum. Bayağı bir Türkmen vardı. Buradan Türkmenistan'a da gemi gidiyor. Onlar az önce gittiler. Onlar da benim gibi dün sabahtan beri bekliyorlardı. Onların gemisi az önce kalktı. Benimkini bekliyorum hala. Evet, sonunda aldılar gemiyi. Akşam saat 10 oldu yani. 1,5 gün bekledim. Sonra geldiler işte. O da böyle. Duş falan varmış içeride. 4 kişilik yanıma Türkleri göndereceklermiş. Türk şoförleri. Böyle yarın akşam orada olacağız herhalde. Kurik'te ineceğim. Kurik'te de yarın akşam inmek pek iyi mi bilmiyorum ama köy gibi bir yer. Aktay'a geçiş için buradan birileriyle konuşmam lazım. Ayarlayabilirsem ayarlayacağım. Ayarlayamazsam bakacağız içerisinde. Tam gemideyiz. Sabah oldu. Gidiyoruz. Kurye. Şöyle göstereyim etrafı. Ama bir güvertesi yok. O kötü. Kenardan bakıyoruz böyle. Güverteyi kapatmışlar. Yaklaşık bir 13-14 saat oldu. Hatta 15 de olabilir. Kalkalı. 8-10 saatimiz daha var gibi. Şu an akşam oldukça ve kıyıdan uzaklaştıkça dalgalar da arttı. Bayağı yani çok değil ama böyle ilk haline göre bayağı fazla. Bir de 4 kişilik odada 2 kişi kalıyoruz. Bir Türk, bir Türcü abiyle. O da öyle denk geldi. Yemekler de fena değil. Öyle. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 24 saat gemi yolculuğundan sonra gece olduğu için sabaha kadar limanda bekledik. Açıkta bir yerde bekledik. Sabah olunca gemi yanaştı. İnmesi falan bayağı 1-2 saat sürdü. Şu anda saat 1. Buradan kurye gitmek için tırcı abilerle konuşmuştum. Onlar bırakacaktı. Onları bekliyorum. Onların işlemleri daha da uzun sürüyor. Ben geçtim pasaport kontrolünden ama şu anda bekliyorum. Kurye gittikten sonra Aktau'ya gideceğim. Orada bir koçum var. Koç surfing'den bulduğum arkadaşım var. Onun evine gideceğim. Bakalım ilk kez kalacağım böyle birinin evinde. Onları bekliyorum işte şu anda. Hala gelmediler. Şöyle de bir yerde bekliyorum. Bekleme falan. Bayağı soğuk bu arada, 0 derece şu anda. Gece -7 falandı. Gündüzde 2'ye 3'e falan çıkıyor herhalde. Bak bilmiyorum ama soğuk. Bakü ısınmıştı çünkü. Bir haftadır Bakü'deydim. Bakü bayağı ısınmıştı, 17-18 dereceye kadar çıkmıştı. Şu an buraya gelince bayağı soğuk oldu. Kar da yağıyor inceden. Bayağı da aradılar girerken. Bir pasaport memuru yanında iki asker, sonra üçüncü bir asker geldi. İki tane köpek getirdi falan. Açtılar komple çantayı. İçine baktılar tek tek her şeyin. Allah'tan büyük çantamı açmadılar ya, küçüğün falan içine baktılar komple. Sonra iki sayıdan geçirdiler falan. Bayağı uğraştırdılar. Bir yarım saat falan sürdü aramaları herhalde. İlk başta gemiye gelmişti pasaport memuru. Kadın. Diyor niye geldim buraya? Gezeceğim dedim. Nereye gideceksin? Almatı'ya gideceğim dedim. Ne var Almatı'da? Ya gelmişiz işte biz. Zaten vize istemiyorsunuz. Gereksiz gereksiz. Öyle işte neyse.
Şimdi bir tane şey buldum. Ukraynalı bir tırcı buldum. Aktavya gidiyormuş. Geri kalan hiçbir Aktavya gitmiyordu. Bunun gittiği yol güzel denk geldi. Tır anahtarını verdi bana. Gitti de bekle arabada. Geldim ben de buraya. Bakayım gelir birazdan. İnşallah. Çok uzun sürüyor işleri ya. Saat 3.30 falan oldu. Sabah geldik. Hatta 4 oldu saat. Hala onları bekliyorum. Neyse. Buluma Aktavya gitmesi iyi oldu çünkü kimse Aktavya gitmiyor. Çok ters bir yerde kalıyor. Çok içeride kalıyor. Herkes ülkenin ortalarına doğru gidiyor. Öyle bakalım. Gidelim Aktavya. Şeyde orada bekleyen koçum da evinin wifi şifresini falan verdi. Gelince bağlanırsın diye. Haber vermek için falan. Abi petrole girdi, 5 dakika dedi, bir şey alıp geliyorum petrolden. Arkadaşı da yanımızda şey, diğer tırla o da takip ediyor. 5 dakika dedi, yarım saattir buradayız, hala gideceğiz. Çok sıkıldım ya, ama neyse, bedava yolculuk böyle oluyor, ne yapayım. Локацию. Дайте этот номер, позвони на этот. А он мне с этого звонил, смотри. Да. Сказал, купили, этот номер купили. Нет, это был. Этот ездит. Просто этот что ездил, то тормоз.